Mecliste şöyle bir durum var. Mecliste bu ülkenin sorunlarının konuşulması lazım. Ama iktidar partisinin mensupları, gür sesi olanlar var. Dolayısıyla ne konuşulduğunu anlamayacağımız kadar bir bağırış çağırışa dönüyor. Bir şey anlamıyoruz. Bağırışmaktan neredeyse konuşamıyor kimse. Kanal İstanbul, Cumhurbaşkanımızın milletin onayına sunduğu, milletin de onay verdiği büyük bir projedir. Kanal İstanbul ihalesine kim girerse ağır bedeller ödeyecektir. Kanal İstanbul ile gündemeye gelmeye çalışanların ne yazık ki bir tehdit dili kullandığına şahit oluyoruz. Bir bakıyorsunuz. Kanal İstanbul Plan Bütçe Komisyonu'nda gündemde Kılıçdaroğlu'nun ihaleye girecek yabancı yatırımcıları uyardığı büyükelçiler mektubu da. Genel kurulda da o mektup tartışıldı ama çok yüksek ses tonuyla. Türkiye'nin iç işlerini batılılara şikayet, yazıklar olsun. Sen bir PKK yürütçüsünün gizli tanık ifadesiyle bu ülkenin Genelkurmay Başkanı'na ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdirmiş bir partinin grup başkan vekilisin. Sen haddini bileceksin. Manda ve himaye kabul edilemez. CHP'nin kurucu lideri nerede? Kemal Kılıçdaroğlu nerede? Rahatsızlığını bastırmaya herhalde bir şekilde bir cümle sarf ediyorsunuz. Bu mektup İstanbul'un rantına göz dikmeyi düşünen yerli ve yabancı bütün konsorsiyumlara bir tehdit mektubudur. Sesinizi yükselterek iktidarınızın ayıplarını örtemezsiniz. AK Parti Grup Başkan Vekili Muhammed Emin Akbaşoğlu'nun söylediklerinden çok ses tonunun yüksekliğine itiraz etti muhalefet. Çünkü bir süre sonra ne tartışıldığı anlaşılmaz oldu. Tek millet, tek bayrak, tek vatan ve tek devlet noktasında hep beraber bir olalım dedik. Söylediğimiz budur. Peki. Sayın Tenal, bir kısım milletvekili arkadaşımız yüksek sesle konuşulmasından, bağırarak konuşmadan rahatsız olduklarını ifade ediyordular. Milletimiz de, devletimiz de asla geçit vermeyecektir. Bizim sözü, bizim bağırmayayım, bağırmadan konuşayım. Siz susarsanız ben susayım. Bak bağırmadan konuşuyorum, tane tane. Bağırarak haklı olunmaz. Lütfen çok bağırmayın. Muhalefetin defalarca bağırmaması için uyardı Akbaşoğlu bir kez daha söz istedi. Ama meclis başkan vekili karar yeter sayısı aranacak diyerek söz vermedi. Şimdi artık şöyle bir şey var. İklim kriziyle ilgili pek çok tartışma, zirveler falan var. Ona da değineceğiz. Fakat biliyorsunuz yeni bakanlık ismi şöyle. Çevre, Şehircilik, İklim Değişikliği Bakanlığı. Daha önce ben demiştim ki Kurtla Kuzu Bakanlığı. Bu çevreyi şehirciliğe teslim ederseniz. Burada bir kuzuyla doymamış kurt, ikinci kuzuyu da vermişler. Bir kuzu, bir kurda iki kuzu bakanlığı oldu şimdi. Ya İklim Değişikliği Bakanlığı'nın belki de ayrı bir bakanlık olması lazım ve belki de dünya tarihine geçecek, herkesin ilgisini çekecek biçimde onu çevreci sivil toplum örgütlerine vermek lazım. Allak bullak edebilir böyle bir yaklaşım. Dünyayı, dünya siyasetini çok ilginç olurdu.